arkadaşlar. Bugün yosunlu akvaryumda yosundan kurtulma adlı bir video çekmek istedim. Akvaryum bilerek yosunlaşmasına bıraktım. Sırf bu videoyu çekmek için. Yosunları da görüyorsunuz. Kayaların üzerleri. Akvaryumda zaten sadece moslar var. Mosların üzerisi de hep yosun. Bir tane de Pogostomen elferi var. Bu arada kakadu çiftimiz de yavruladı. Anne şu an içeride. Görüyorsunuz kayalar. Her hepsi yosun. Filtre aynı keza öyle. Cam. Isıtıcı. Sebebinin ne olduğunu da söyleyeyim. Yüksek ışık. Yani 25 litre akvaryum, 1320 lümen ışık çok fazla çünkü karbondioksit yok. Karbondioksit olmayınca, yüksek ışık olunca sonuç bu. Ve su değişimi yapmıyorum. 2-3 haftadır su değişimi yapmadım. Bu da çok büyük bir etken. Skimmer'ımız bile şu anda çok fazla su çekmiyor içine. İçine kadar, motoruna kadar yosun olmuştur. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Şu suyun çıkış yerini görüyorsanız orası bile full yosun. Kamerayla ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama şu camlara bakın, hep dipler yosun. Çünkü üstleri ara sıra temizliyorum jiletle. Filtremiz aynı keza. Resmen pas tutmuş gibi. Bunları her şeyi sıfırdan temizleyeceğiz. Bu süreci sizlere göstermek için bu akvaryumu bu duruma getirdim. Kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Videoyu da izledikten sonra beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike yapabilirsiniz. Görüşlerinizi de aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Evet, şimdi işlemlere geçelim. Öncelikle filtrelerimizi kapatıyoruz, ısıtıcımızı kapatıyoruz. Bunların hepsini çıkarıyoruz akvaryumdan. Evet, her şeyimizi akvaryumdan çıkardık. Böylelikle yosunlar daha net görülebiliyor. Arka taraftakiler. Ya bu yosunlar yavru balıklar için faydalı mı? Faydalı. Ama bu kadar da kapasının olmasını istemiyoruz tabii ki. Bir kısmını, yani büyük bir kapasını temizleyeceğiz. Çok az olanları birazcık bırakacağım ki yavrular çıktığında yumurtadan yosunlarla da beslenebilsinler. Evet, şimdi ilk işlemimiz olan kaya temizlemeyi başlıyoruz. Bunun için gerekli malzeme olan diş fırçası. Thank you.
Evet, şimdi diş fırçasıyla işimiz bitti arkadaşlar. Kanepelerin üzerindekileri temizledik. Şimdi camları halledeceğiz. Camları halledeceğimiz alet de bildiğiniz üzere jilet. Evet, şimdi jiletle de işimiz bitti arkadaşlar. Camlar da tamam. Şimdi makasla yosun tutan mosları üstlerini kırpacağız. Haydi şimdi ona da başlayalım. Evet, şimdi makasla da işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi su değişimi yapacağız. Evet, şimdi kaba temizliğimiz tamam. Ben şimdi bu videoyu sadece nasıl olacağını göstermek amaçlı yaptım. Yani amacım tam detaylı bir alt temizleme değildi. Çünkü yavrularımız olacak ve bu altlar onlar için faydalı olduğu için ben sadece kabaca kayaların üzerindekileri temizledim. Evet, videonun başındaki haliyle bu da sonundaki hali. Filtremizin yerini değiştirdik. Böyle daha çok su dalgalanması oluyor. Bolca hava giriyor içeriye. Filtrelerimizi komple temizledik. Bunun içi komple alg olmuştu. Bu da zaten aynı şekilde. Isıtıcımız her şeyi komple temizledik. Şu anda tertemiz. Gördüğünüz üzere. Şimdi su arıtıcımızı ekliyoruz. Isımız 24 derece. Bitkilerin üzerinde de alg kalmadı. Şurada biraz varlar. Dediğim gibi çok detaylı temizlik yapmadım. Eğer alglerden komple kurtulmak isteyen varsa bunu günde %40 %50 su değişimi yaparak da algları bitirebilirsiniz. Alg ilaçlarını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çoğu balığa zararlı. Ben öyle çok balık kaybettim. Aklınıza bulunsun. Burada da bir yuvaları var. Burada da var. Ama şu an buranın içi yumurta dolu. Evet, seyrettiğiniz için teşekkürler. Soru sormak isteyenler sorabilirler. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi,
Ve hala kanala abone değilseniz de abone olmanızı unutursanız çok sevinirim. Herkese teşekkürler. İyi hobiler.